Sevgili Leo TV seyircileri, Lefke Avrupa Üniversitesi yabancı uyruklu öğrencilerin güzel bir programını sizlere takdim etmek üzere yine birlikteyiz. Biliyorsunuz senenin başından beri Colors of the Rainbow adı altında bir programla sizlere çeşitli yabancı uyruklu öğrencilerimizin faaliyetlerini, kültürlerini, güzelliklerini sizlere yansıtmaya çalışıyorduk. Üniversitemize, bölgemize ve hatta güzelim Kıbrıs'ımıza yabancı uyruklu öğrencilerin önemini aktarmaya çalışıyoruz ve sürekli bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde ve Kıbrıs'taki diğer tüm üniversitelerimizde yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmek demek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyaya açılan bir penceresi olarak kabullenmek demektir. Çünkü ne kadar yabancı uyruklu öğrenci üniversitelerimizde barındırıyorsak, o kadar çok tanıtımlarımızda, akreditasyonlarımızda bunlar önem sağlamaktadır. Ve bizlere dünyaya açılan bir kapı olarak, bir pencere olarak yardımcı olmaktadır. Ve işte bu güzellikleri de düşünerek yine güzel bir programla sizlerle güzel, hoş vakitler geçirmek üzereyiz. Biliyorsunuz bütün programlarımızı ben hem İngilizce hem Türkçe sunmaya çalışıyorum. Çünkü genel olarak konuklarım İngilizce dilinde konuşuyorlar. Ama siz seyircilerimize de anında çeviri yapmaya çalışıyor ve onların arasında sizin ve onların arasında bir köprü sağlamaya çalışıyorum. Ve yine aynı şekilde bu program da böyle gerçekleşecek inşallah. Welcome, first of all. Thank you for being here. Thank you for coming. Can we first get to know you? Who you are, your name, your department, please? My name is Sheoluwa Tomisi. I'm from Nigeria. Okay. Department of Public Relations and Advertisement, Department of Communication. My final year. Okay. In Rupiah right. University of Lefke. Very good. Arkadaşımızın ismi Şöyle Thomason. Şöyle Thomason halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünün son sınıf öğrencisidir ve kendisi de Nijeryalıdır. Nijeryalı bir arkadaşımızdır. Okay, let's continue. I'll talk a little bit more about you. You know, where you're from, about your culture and your family. Yeah. I'm from Nigeria. Okay. As I said before. I'm from the Nigeria where we have Yoruba, Igbo, Hausa. I'm from the Yoruba part of Yoruba Nigeria. Yoruba part, okay. Yes. Mm-hmm. And we are four in our family, including my dad and my mom. Okay. I'm the last born. Okay, there's four of you. Yes. Okay, very no, good. No, we are, I said, between me, my brother, my mother, and my father. Okay. Make us four. All right, okay. Yes. Okay, so there's two brothers. Yes. You're just two brothers. Okay, yes. I understood. Uh-huh. I'm the last born. Very good. Yes. Okay. And what do your parents do? Oh, my father is a civil servant. Mm-hmm. My mother is a teacher. Your mother's a teacher. Yes. Very well then. And which city are you living in Nigeria? Ogun State, Abeokuta, in Ogun State. Ogun State. Yes. Okay. All right. Let's translate this to our audience. Okay. Sevgili seyirciler, arkadaşımız Nijeryalı olduğunu tekrar söyledi. Nijerya'da farklı tribesların olduğunu bildirmek, hatırlatmak istedi ve Yoruba bunların tribeslarıymış. Kendisi de bu bölgeden geliyormuş. Ogun State bölgesinde yaşıyor. Dört küçük bir aileden oluşan bir arkadaşımızdır bu Şöyle arkadaşımız. İki kardeşlermiş. Kendisi küçük kardeşi, küçük çocuk. Başka bir abisi daha varmış. Babası memurmuş, annesi de öğretim görevlisiymiş, öğretmenmiş. Is your mother a teacher at a high school, a secondary, elementary? Elementary. Elementary. Yes. İlkokul öğretmeniymiş efendim annesi. And what about your brother, Şöyle? Let's talk about your brother a little bit. What does he do? What is he doing now? Oh, my brother lives in United States of America. Ah, United yes. States of America. Yes. Did he study there? Yeah, he studied there. Mm-hmm. And he's living there. Okay, and he's yeah. now working there, yes. studying there. Evet, kardeşini de sorduk sevgili arkadaşımızın. Biraz kendisinden bahsetmek istedim. Kardeşi de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyormuş. Oraya eğitime gitmiş ve şu anda kariyerini orada devam ettiriyormuş.
Okay, now let's talk about the program, the project that you have in front of you. Yes, yes. What is it? What exactly is going on with you, starting from where it started and how it developed and when it's going to take place? Give us some detailed information on it. Yeah, this project is for my department, public relations. Okay. And I organized this program because, you know, many people don't know what the international student do after the classes. You know. Right. This is about the what international student do after the classes. Okay. Yeah. All right. Let me just translate that and we'll continue. Arkadaşımız diyor ki, bu benim bir ders projemdir. Ben halkla ilişkiler bölümü öğrencisi olarak son sınıf öğrencisiyim ve benim bu çok önemli bir projeme bir proje olarak saydım ve hedefim şu. Çevredekiler gerek kampüs içerisinden gerek kampüs dışından öğrenci arkadaşlarımız ve hatta bölgedeki insanlar yabancı uyruklu öğrencilerin sınıfın dışında ne yaptıklarını anlayabilmek ve yakalayabilmek için böyle bir proje düşündüm diyor arkadaşımız ve hemen devam edelim bakalım ne söyleyecek. And please continue. This project is about how, you know, we came from other countries to come to North Cyprus and right. stay in Lefke, mm-hmm, and mm-hmm. how we adapt to the culture right here, uh-huh. because we have our own culture, and yes. how we adapt to the culture, and how we live our life. You know, many people, like, there is one category, like they say best couple, you know, uh-huh. many people, you know, they met the person they are dating right here, so okay. it's about the how they adapt to this culture. Right, so yeah. there's cultural diversity as yes. well, as you say. Yes. Okay. And the name of the project is International Students Award. Right. It's for only international students. okay, okay, yeah. so it's specifically designed for international students. Yes. Okay, let me just translate that as well. Arkadaşımız diyor ki, bu projemiz yabancı uyruklu öğrencilerin tümünü dediğimiz gibi bir çatı altında toplamak ve farklı kültürleri bir şekilde yansıtmak ve bizim KKTC'de Kuzey Kıbrıs'ta ki kültürümüzü buraya yansıtmak ve burada nasıl ayak uydurduğumuzu ifade etmek. Yani örnek veriyorum diyor. Ödül töreninin içerisinde diyor bir kategorisi the best couple, yani en iyi çift. Bu en iyi çift bakalım gerçekten ikisi aynı ülkeden mi yoksa farklı ülkelerden mi? Yani kültür farklılığında mı bir araya geliyor? Onu yansıtmaya çalışıyorum, onu araştırmaya çalışıyorum ve onu karşı tarafa bir proje olarak sunmaya çalışıyorum diyor. Çünkü gerçekten burada kültür farklılığı vardır ve bu kültür farklılığını kullanarak böyle bir proje ortaya koydum diyor. Ve bu projede sadece yani ödül töreninde sadece yabancı uyruklu öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek olan bir ödül törenidir diyor. Thank you. And let's continue. Yeah. In this project, you know, we have 15 categories. Okay. And each country has a nominees. Okay. From this and there was a voting, you know. All okay. the international students vote. Okay. And tomorrow the ceremony will be announcing the winners of each category. Each categories. Yes. Okay, very good. Bu proje profesyonel olarak yapılmaya çalıştı. Arkadaşımız diyor ki 15 farklı kategoriye ayrıldı ve bu 15 farklı kategoride de her ülkenin arasında seçimler yapıldı. Yani üniversitemizin kendi arasında bölgelere ayrıldılar. Ülkelere ayrıldılar ve her ülke kendi öğrencisini, kendi kültürünü yansıtacak şekilde kategoriler yapılmış ve herkes oy vermiş. Ve bu oylar da bugün sondu, toplanacaklar ve yarın bir ödül töreni gerçekleşecek ve herkes kazanan, kategorilerde kazanan herkes ödüllerini alacak. Yes, and tomorrow there will be an award event. Yes. And each category will be given an award. Yes. Right. Very good. Okay, very good. And where is it going to take place? It's going to take place in the school, in the movie theater hall. In the movie theater hall. Yes. Okay. All right. And how many people are you expecting to attend? It's going to be much because
Estimate, we are thinking about maybe 200 people. 200 people. Yeah. Okay. All right. Well, it sounds really good. And I did notice that a lot of students did actually vote. Yes. So you had a lot of people voting as well. Over 100 people voted. Okay. Over 100 people voted. Okay. And tell me, how did you get... I mean, it's one thing to get the people to be motivated, your school friends, but it's another thing to get the budget for this. I mean, how did you work about, like, for example, the awards that's going to be given out tomorrow? Are you planning on giving out awards? Yes, yes. We have the help from the school. Okay. The school helps us a lot. You know, they always, every time we go to them, they always try to help us and everything we want. So that the one that brought us the planks for the award. The plaques, okay. They're going to give it up. Yeah. And are there going to be any other, like, involvement, such as maybe some snacks or some Yes, drinks? There's going to be refreshments. Refreshments, very good. So it's going to be something really detailed. Yes, there's going to be entertainment too. Ah, okay. Yeah. Are you going to have some groups, some music groups coming on? Yes, some people are going to dance. Dance and sing? Yes. Oh, very good, very good. Evet, sayın seyirciler, arkadaşımız da diyor ki, profesyonel olarak düzenlenmeye çalışıldı. Bütün yabancı uyruklu öğrencilerimiz bize destek sağladı. En az 100 kişi yarışmaya girmek için adaylığını koydu. Bunlar da 100-200 arasında seçimlere girildi ve yarın akşam en az 200 kişi programa katılması bekleniliyor. O yüzden büyük bir organizasyon olduğunu söylüyor arkadaşımız. Ayrıca da ben de şunu sordum. Peki dedim, tamam, arkadaşlarını motive edip katılmaları bir olgu, oluşum. Peki diğer giderlerinizi nasıl sağladınız? Onları nasıl elde ettiniz? Sağ olsun üniversitemiz dedi. Üniversite yetkililerimiz, muhtemelen öğrenci dekanlığımızın da yardımıyla öğrencilere verilecek olan ödüller üniversite tarafından karşılanıyor. Diğer posterler de şunlardır, bunlardır. Yani bütün temel giderlerini üniversitemizde yardımcı oluyor öğrencilerimize bu tarz projelerde, bu tarz etkinliklerde. And is this, as far as I understand, this is your class project? Yes. So whatever you do here, and how well organized you are, the higher grade you're going to get. Yes. Right? Yes. Ah, that's wonderful. You know, and you know, projects like this, I've seen it done before. Last year, I actually did do another TV show with a few more international students doing fundraising for the SOS Children's Village last year. Last year, I was the one that did it. Yeah. My friends. Okay. Okay. Yeah. I remember Nicholas had done it last year as well. No, that was 2 years ago. Was that 2 years ago? Yes. Wow, time flies. we did international charity dinner. Ah, charity dinner. Club. Yes, yeah. I remember that. That was you. That was not for the SOS. We raised money for the people of Van. Then. The people of Van. Yeah, yes. In Turkey. Yes. So you are actually, as a PR student, you are doing various different types of programs and activities and projects like this, and you are being graded for it. Yes. And this is what I call hands-on experience. Definitely. Sevgili seyirciler, yani bu çok önemli bir olay, çok önemli bir olgu. Sürekli olarak tanıtımlarımızda diyoruz ki, işte Lefke Avrupa Üniversitesi'ne gelen öğrenciler kendi bölümleriyle ilgili sadece kitaplarda aldıkları bilgi değildir. Yani elleriyle tutulacak bir şekilde proje yapmaya biz öğrencileri hazırlıyoruz. Yani kendi elleriyle kendi kültürlerini yansıtmaya, çeşitli aktivitelerde, programlarda yer almaya teşvik ediyoruz. Ve işte bu arkadaşımız da bu söylediklerimizin sürekli tanıtım halinde olmamızın bir gerçek bir örneğidir. Arkadaşımız bu projesiyle bir Award Night projesini yaptığı anda ne kadar organizeli olursa projenin aslından zesine kadar hocaları onu değerlendirecek ve projeye göre arkadaşımız puan alacak, derece alacak. Bu çok önemli bir olay. Çünkü bunları kitaplarda teorik olarak sadece okuyabiliyorsunuz. Ama bir öğrenci mezun olduktan sonra bunları ciddi anlamda elle tutulur bir şekilde yapması
farklı bir olaydır. Ve bunu birebir üniversite kampüsümüzde öğrencilerimizi yaşatmaya bence hepimizin, yani bütün üniversite yönetimin boynunun borcudur. Ve bunu ne mutlu bize ki bunu layıkıyla, öğrencilerimizi layık bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ve bu tür projelere sürekli olarak imza atıyoruz. Arkadaşımız dedi ki geçen yılda Van olayına da bir el atmışlar. Lefke Avrupa Üniversitesi Halkla İlişkiler öğrencileri olarak orada para yardımı toplamak için yine bir kampanya başlatmışlar ve yemek yapmışlar. Yani bilet satışının karşılığında güzel bir etkinlik, bir yemek etkinliği yapmışlar ve oradan çıkan bütün gelirlerini Van'a göndermişler destek olarak. Bir önceki yılda SOS Çocuk Köyü'ne yapıldığını ben hatırlıyorum bizzat. Yani sürekli olarak bu tarz projelere Lefke Avrupa Üniversitesi imza atıyor ve yabancı uyruklu öğrencilerini de bu işin içine güzellikle katıyor, kültür farklılığıyla motive ediyor ve bu güzel bir oluşum diyorum ben, güzel bir etki diyorum ben. Okay, so what else would you like to share one last thing with our audience before we wrap up today's program? Yeah, the program is going to be starting by 5 o'clock. You know, we're going to start by red carpet. You know, red carpet is going to last for 1 hour. And people are going to be coming, snap pictures before the whole show starts. And the show will start immediately after the red carpet. After the red carpet, and there's going to be an after award in terrace. Okay, in terrace, after yes. awards. Yes. Okay, all right. So you're basically inviting everybody in the audience? Yes. Well done, well done. Arkadaşımız diyor ki yarın akşam saat 5'te programımız başlıyor. Red carpet dediği biliyorsunuz tüm ödül törenlerinde ödülden önce şöyle kırmızı bir halı seriliyor ve herkes gayet şık bir şekilde giyinip ödül törenine geliyor. Ve bizim yabancı uyruklu öğrencilerimiz, hatta tüm öğrencilerimize açık bir şekilde bu red carpetle programa başlıyoruz. Ve hemen ardından ödül töreni başlayacakmış. Ödüller tek tek verildikten sonra tabii aralara sepiştirme programlar, müzik programları, müzik dans gösterileri olacaktır. Ve en sonunda da terasta güzel bir akşam yemeğiyle son bulacaktır programı. Ve buradan da şöyle arkadaşımız tüm seyircilerimizi de Awards Night'ına davet ediyor. Okay, şöyle, thank you very much for coming. Thank you and for having sharing me. Your project with us. Thank you. I wish you good luck. Thank you. And I'm sure it will be a great success. Yeah. And I'm sure that the experience that you have obtained here will last throughout a lifetime for you. Yeah, thank you. And I'm sure that you will be very successful in your career. Thank you very much. Because with hardworking people like yourselves, there's no way for failure. No, thank okay? you. Okay, is thank there you. Anything that you would like to share? One last thing to our university, maybe a couple of thanks or something like that? Yeah, I want to thank everybody that, you know, that helped me in this project, the the international club, okay. you know, the school dean, and even you yourself, and thank you. Everybody, and even the people that went for sponsors and they didn't turn us down. Right. I really want to thank everybody. Very good, yes. Very good. Şöyle arkadaşımıza dedim ki, sizleri şimdiden tebrik ediyorum çünkü mutlaka başarılı olacağınızdan inancındayım. Sizin gibi pırıl pırıl çalışkan çocuklar mutlaka hayatlarına nerelerinde giderlerse gitsinler başarı kazanç elde edeceklerdir. Ve bu bizim de büyük bir gurur kaynağıdır. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde eğitim gören, mezun olan ve kendi ülkelerinde bizi temsil eden birer elçi olarak dönüyorlar ülkelerine. Bu çok önemli bir şey ve her zaman vurguladığım bir olaydır. Ve işte tekrar böyle bir projeyle bunu vurgulamakta mutluluk duyuyorum. Arkadaşımız bir de teşekkür etti. Kendisinin yanında bulunan tüm yönetim, öğrenci dekanlığı, öğrenci yabancı uyruklu öğrenciler kulübüne, hatta ve hatta bütün kurum ve kuruluşlara sponsorluk verdikleri veren kurum ve kuruluşlara herkese teker teker buradan teşekkür etti. Ben de efendim sizlere çok teşekkür ederim bizimle birlikte bu programı paylaştığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Huzurlu, mutlu ve esen kalınız. İyi günler.